Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Tarifimiz çörek otlu sirkeli nefis mi nefis pastane kurabiyeleri olacak. Çok az malzeme ile çok kısa sürede hazırlanıp daha sonra yemeğe doyum olmayan çok şahane bir tarif. Sizlerin de deneyip bu güzel lezzet tatmanızı çok isterim. Hemen bu nefis kurabiyelerin yapılışına geçiyorum. Evet, çörek otlu pastane susamları için gereken malzemelerimiz: 2 adet yumurta, yumurtanın sarısını içine, akını da üstü için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 yemek kaşığı çörek otu. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Yani ikisini de kullanabilirsiniz ama tereyağı kullanırsanız ölçüsü biraz daha fazla olması gerekiyor. Çünkü daha yumuşak olduğu için ben margarin kullandım bu sefer. 125 gram margarin kullandım ve 3 su bardağı da un kullandım. Dediğim gibi tereyağı kullanırsanız un miktarı da değişiyor. Tereyağının miktarı da değişiyor. Onları açıklama kısmına mutlaka ilave edeceğim ben. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ben yoğurma aşamasını hızlı geçtim. Çok fazla yoğurmamıza da gerek yok. Ele yapışmayan çok güzel bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi. Kurabiye hamurumuz çok çabuk şekil alıyor arkadaşlar. Yapması çok kolay ve çok nefis bir kurabiye tarifi. Hamurumuzdan böyle fındık büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Böyle yuvarlıyorum ben. Hazırlarken biraz oyalayıcı gibi ama yemesi gerçekten çok keyifli. Yani sadece uzun süren aşaması diyebilirim bu aşama. O da benim 10 dakika sürdü. Toplam 85 adet kurabiye çıktı. Eğer siz biraz daha minik yaparsanız 100 civarında kurabiye çıkıyor. Ama ben böyle çok minik uğraşmayı sevmiyorum. Dediğim gibi fındık büyüklüğünde. Bazıları da gözüme küçük geldi. Bazıları gözüme büyük geldi. Onları da böyle biraz kopartıp biraz daha küçülttüm. Yani böyle akşam çayının yanında yapmak isterseniz bile zaten yapım aşaması ortalama hamuru yoğurmakta dahil 5 dakika falan sürüyor. Hemen böyle minik yuvarlarsınız. Akşam çayına yetiştirebileceğiniz çok güzel ve lezzetli bir kurabiye tarifi. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. İçinde sirke olduğu için ağızda dağılan kıyır bir tat bırakıyor damağımızda. Çayın yanında sevdiklerimizi gerçekten ikram edebileceğimiz bir tarif. Şimdi yuvarladığımız kurabiyelerimizi önce yumurta akına sonra da susama batırıyoruz. Ben tepsimize yağlı kağıt serdim ama siz isterseniz yağlı kağıt sermeden de yapabilirsiniz. Çünkü yapışmıyor kurabiyeler. Evet, videoda da gördüğünüz gibi bazıları hala gözüme büyük geldi. Oracıkta hemen böyle içinden minik kopartıp kurabiyeleri küçültüyorum. Kopardığım parçalardan da 2 adet daha kurabiye elde ettim bu arada. Ben tuzlu kurabiyelerimde mümkün olduğunca çörek otu kullanmaya çalışıyorum. Çörek otunun faydaları da gerçekten saymakla bitmiyor. Ayrıca çörek otunu ben aktarlara çektiriyorum ve kahvaltıda küçük bir kasenin içine zeytinyağı koyuyorum. 1 çay kaşığı çekilmiş çörek otu ilave ediyorum. 2-3 damla da limon sıkıyorum. Gerçekten kahvaltıda çok güzel bir lezzet, farklı bir tat oluyor. Bu şekilde misafirlerinize de sunum yapabilirsiniz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hamurları yuvarlama aşamasından sonra bu aşama gerçekten çok zevkli oluyor. Bazen insanın kafası karışıyor. Ben böyle ilk başta susama doğru yöneliyorum ilk başta. Sonra dönüyorum tekrar yumurta akına. Ama gerçekten bu aşama da çok zevkli ve yuvarlama aşamasından aslında daha çabuk ve pratik oluyor. Bu arada kurabiyelerim tepsime sığmayacak diye endişelendim bir an ve tabağıma devam etmek istedim. Ama sonra böyle aralara sıkıştırdım kalan kurabiyeleri. Kurabiyelerimi önceden ısıttım. 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim. Üzerleri hafif pembeleşmesi yeterli. Üzerleri hafif pembeleştikten sonra fırından alacağım ve servis yapacağım. Kurabiyelerimi inşallah siz de denersiniz ve memnun kalırsınız. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra beğenmediyseniz lütfen beğene basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar çok teşekkür ediyorum.